Dünyayı geziyorum, Bordo'yu keşfediyor. Dünyayı geze geze, döne döne getiriyoruz size. Az bilinen, hatta hiç bilinmeyen, haritada görünmeyen yerler sadece bizde. Çok ilginç bir yerdeyiz. Gözlerinizle inanamayacaksınız gördüğünüz zaman manzarayı. Doğanın zıtlıklarını bir arada görmek herkese nasip olmaz. Çok özel bir köşe, mavi ile yeşilin ve çölün buluştuğu Pla Tepesi sizi bekliyor. Oo, çok korkunç. Petrus Bey'in evine konuk olduk. Kendisi Saint Emilion'da yaşayan tam bir Fransız asilzadesi. Yöresel yaşamlar da bizden sorulur. Enfes lezzetleri Dünyayı Geziyorum'da izleyeceksiniz. Üzüm bağlarında da geziyoruz. Hasat var hasat. Bordo denildiği zaman aklına geliyor, meşhur üzümleri geliyor. Ormanın içinde çok güzel bir tane şato bulduk. Bordo'da yine çok şanslıyız, yine çok güzel bir odada kalıyoruz. Bordo ve çevresi şimdi evlerinizde. Bu arada bizi Facebook'tan ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter adresimiz ise Dünyayı Geziyor. Dünyayı hep beraber gezmeye devam ediyoruz. Ve bu hafta İstanbul'dan Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçağımız bizi Güney Fransa'nın masmavi sahillerine götürüyor. Yaklaşık 3 saat sürüyor. Bulutların arasındaki bu şahane yolculukta nefis tatlar yolculuğumuzu daha da zenginleştirdi. Uçağımızdan indik, özel arabamıza bindik, keşfimize başladık. Dünyayı Geziyorum da bu hafta bizimle beraber Avrupa'nın hiç bilinmeyen köşelerini keşfedeceksiniz. Fransa'nın Atlantik Okyanusu'na bakan kıyısını keşfedeceğiz. Bu hafta hayaller diyarındayız. Bizim yerimizde olmak isteyeceksiniz. Avrupa'nın en güzel köşelerini göstereceğiz size. Neresi burası? Bordo'dayız ve Bordo keşfimiz başladı. Keyfimiz yerinde görüyorsunuz. Yakup canım da burada. Araba koltuğunda gayet keyif yerinde. O da bizimle beraber bugün gezmelerine başladı. Şoförümüz, what is your name? Jean-Luc. Jean-Luc Bey'le beraberiz değerli dostlar görüyorsunuz. Bize bu seyahatimize eşlik edecek. Kendisi gerçekten tam bir Fransız. Kuralları var. Hemen havaalanına indik. Böyle bizi bekliyor. Biraz tabii geç kalmıştık. Bavulları alalım. Yakupcan'la ilgilenelim derken biraz geç kaldınız dedi. Bize tabii hemen özür diledik. Kusura bakmayın dedik. Hemen aldı bizi şimdi arabamızla beraber. Keşfe başlıyoruz. Thank you very much. Merci beaucoup. Aynadan da bir yandan bize bakıyor. Neler göreceğiz? Burada size neler göstereceğiz? İnanın gözlerinize inanamayacaksınız. Bordo bizi yağmurlu karşılayınca şoförümüz de önce bir şehir turu attırdı bize. Bu sırada biz de bol bol dua ettik hava düzelsin diye. Fransa'nın güneybatısında Akitanya bölgesinde yer alan Bordo'nun yaklaşık 260 bin kişilik nüfusu var. Valla şoför bizi otel diye bıraktı ama enteresan, resepsiyonu arıyorum. Karşımıza restoran çıktı. Restoranın tarzı da çok farklı. Bakar mısınız? Hani tavanlar böyle siyah boyanmış, yapının içinden sütunlar geçiyor, simitler var, yüzme simitleri. Gerçekten farklı tarzda bir yer. Restoran ilginç. Anladığım kadarıyla burası otelin restoranı. Acaba resepsiyon nerede? Yakupcan'la yerleri incelemeye koyuldu. Evet. Aha, bavullar geldiğine göre resepsiyon burası sevgili izleyiciler de bir soralım yine. Bonjour, resepsiyon? Ah, evet sevgili izleyiciler, resepsiyon burası. Yes. Thank you very much. And biz Türkiye'den gelen televizyon ekibiyiz. Burada kalacağız. Thank you very much. Evet, adresi bulduk sevgili izleyiciler. Doğru yerdeyiz. Ve anahtarımızı alınca dışarı çıkmadan önce odamıza giriş yaptık. Yakupcan'ın arabasına yükledik eşyalarımızı. Siyah beyaz bir odaya girdik. Daha önce kaldığımız odalara hiç benzemeyen bir oda burası. İşte bu akşam uyuyacağımız yer burası. Yakupcan'a şöyle hop bir yatağa koyayım, önce o tadına baksın, önce o bir rahatlığını, konforunu test etsin. Zaten gerçekten otelin mimarisi de çok ilginç. Biz çok beğendik burayı. Uyum çok güzel. Halı siyah beyaz, koltuklar siyah beyaz. Bordo'da konaklamak çok uygun. Tarihi binaların içinde birçok butik otel var. Bordo küçük bir kent olduğu için genelde oteller de merkeze yakın.
Avrupa'da genelde metrekareler küçük olduğu için otel odaları da burada biraz küçük. Ama tarihi dokunun hissedildiği enfes bir yer Bordo. Bizim otelimiz de çok güzel bir binaya sahipti. Kent merkezini keşfetme vakti. Bordo küçük olsa da gezilecek yer çok. Bordo, Fransa'nın keşfedilmeyi bekleyen çok önemli turizm bölgesi. 18. yüzyılın tarihini, dokusunu bozmadan bugüne getiren sapasağlam bir kent Bordo ve Fransa'nın da 6. büyük kenti. Ve burası da Bordo'ya gelindiği zaman muhakkak görülmesi gereken meydan. Çeşme olarak geçiyor. Arkamızda da görüyorsunuz gökyüzüne yükselen bir sütun bulunuyor. Bu sütun Fransızlar için önemli. Fransız devriminden sonra buraya yapılan, Fransız devrimi anısına yapılan bir anıt diyebiliriz. Kent merkezi oldukça ihtişamlı eserlerin adresi. Bordolluların gözleri gibi sahip çıktıkları bu çeşmede özgürlük anlatılıyor. UNESCO Dünya Mirası'na girmeyi hak etmiş bir kent burası. Keşfedilmeyi bekleyen, hiç bilinmeyen noktaları keşfetmeye devam ediyoruz ve Fransa'nın keşfi bekleyen muhteşem bir kasabasına geldik. Burası Saint-Emilion kasabası, özellikle tatlı mı tatlı makaronuyla, üzümleriyle ve tarihi taş yapılarıyla meşhur. Şimdi buraya geldik Yakupcan'la beraber ve keyifli dakikalar bizi bekliyor. Dünyayı geziyorum da adı duyulmamış, haritada görünmeyen, az bilinen yerleri merakla izlediğinizi bildiğimiz için yine enfes ve turist bekleyen bir kasabaya getireceğiz sizi. Görecekleriniz karşısında hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. The Thais Basque. Yeah. French? No. That's not the same actually. Yeah. Şimdi rehberimizle beraber gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bölgeye ait en özel tatlıyı bize gösterecek. Makaronsuz bir Saint-Emilion olmuyormuş. Öyle önemli bir tat ki asırlar öncesinden bugüne gelen bir gelenek makaron. Asıl kamera arkasını görmeniz lazım. Herkes çekimi bıraktı. Burada artık makaronlar havada uçuşuyor. Tanesi 1 euro ve 1 euroyu görüyorsunuz şu anda biz böyle çatır çatır yiyoruz. Kaç tane ikram ettiler. Bir de üstüne üstlük arasına çikolata sürüp verdiler artık. Mm-hmm. Çok lezzetli. Kahve de geldi. Kahve de şimdi getirecekler bize. Ben artık bütün gün buradan çıkmam ya. Ben bütün gün buradayım. Gerçekten çok lezzetli. Yemek var, görüyorsunuz tatları yiyoruz, kahveler gelecek. Oo, daha ne yapalım? Çok lezzetli. Çiğ yedim. Bademleri görüyorsunuz, tatları çiğ yedim. Bademlerin hepsi haşlanmış, özel hazırlanıyor. Hanımlar, hemen şunu söyleyeyim. Hanımlar gerçekten ummal bir çalışma içindeler. Tatları yetiştirmek için canla başla çalışıyorlar. Onu söylemek istiyorum. Kasabanın hanımları bunlar. Sabah erken saatte geliyorlar. Makaronları ve diğer tatları pişirmeye başlıyorlar. Şanslıyız, taze taze yiyoruz. Badem en önemli unsur. Saint-Emilion makaronlarının lezzeti bademlerinden anlaşılırmış. Konuya artık başlayabiliriz. Tatları yedik. Biliyorsunuz bizim oralarda bir atasözü vardır. Aç ayı oynamaz diye. Karnımızı güzel güzel doyurduk. Ve Yakupcan'ın da görüyorsunuz keyif yerine geldi. Sıcak sıcak şu anda neredeyiz? Makaron fabrikasındayız. Hanımlar çalışıyor bu fabrikada sevgili izleyiciler. Eller çalışıyor. İnanılmaz lezzetli. Hayatımda yediğim en lezzetli makaronu burada yedim diyebilirim. Sizin yani bizim bildiğimiz badem ezmesi burada makaron olmuş. Taze taze bademlerden yapılıyor. Bademleri doğadan topluyorlar hanımlar. Buraya geliyorlar, kaynatıyorlar. Bir güzel eziyorlar. Ezdikten sonra içerisine yumurta, yumurtanın beyazını katıyorlar. Ve böyle yuvarlak şekil verildikten sonra üstüne toz şeker ilave edip hop fırına gönderiyorlar. Ablalarım burada bir çalışıyor. İnanın yani ne maharetli eller, hiç durmadan fabrika gibi çatır 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 fırına veriyorlar makaronları. Bonsoir, bonjour. Come stai? İtalyanca, Fransızca birbirine karışabilir gayet normal. Yes. O da tabii iyiyim diyor. Şimdi tatlıyı yedik. Yiyince tabii enerjimiz de tavan yaptı sevgili izleyiciler. Yakupcan bile bakar mısınız artık elini bu makaronların torbasına sokuyor. Halka halka yapılıyor sevgili izleyiciler. Makaronlar görüyorsunuz bademleri gayet güzel bir şekilde şekillendiriyorlar. Çiğ de yenebiliyor. Ben yedim zaten. Ve pişmişi de çok lezzetli oluyor. Tekrar sizin için tadına bakıyorum. Eğer sen Emilion'a gelip de bu makaronları tatmazsanız kesinlikle geziniz yarım kalır. Kesinlikle. Al annem.
Ya bir yana yiyecek yalnız bakar mısınız? Hayır yok. Her şeyi çok seviyor maşallah. Ama bu daha çok gençsin sen yavrum. Sen daha bebeksin. 6 ay sonra yiyebilirsin. Makaronun tadına bakıyorum. Sen Emilio'nun meşhur tatlısı. Olağanüstü sevgili izleyiciler. Kendimden geçiyorum ya. Yakupcan bunu sen yersen var ya. Kesinlikle bir daha sus almazsın. Sant Emilio'nun meşhur tatlısını kaçırmayın deriz. Sırf bu tatlı için buraya gelinir. Fiyatlar azıcık tuzlu ama bu tada değer. Sant Emilio gerçekten de çok güzel bir yer. Tarihi dokusunu bugüne sapasağlam getiren ender kentlerden biri. Rehberimizle beraber sohbet ediyoruz. Her yerde tarihi yapılar var ve öğreniyoruz ki Avrupa'nın en büyük yeraltı kilisesi Sant Emilio'da bulunuyor ve birazdan yeraltı kentlerini ziyaret edeceğiz. Ne var ne yok sizlere göstereceğiz. Burası manastır. Rahiplerin kalmış olduğu, tarihte rahiplerin kurmuş olduğu bir manastır. Tabii Fransız devriminden sonra manastır kapanıyor, rahipler buradan gidiyor ve daha sonra devlete ait bir yapı olarak bugüne dek geliyor. Bordo'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sant Emilio, zaman tüneli gibi adeta. Dar sokaklar arasında özgün restoranların, kafelerin önünden geçerken insan kendini yüzyıllar öncesinde gibi hissediyor. Şimdi kasabanın ana kilisesine geldik. Hemen arkamızda bulunuyor. Görüyorsunuz kocaman, ihtişamlı yapılmış olan bir kilise. Aslına baktığınız zaman kasaba çok küçük. 2000 kişi yaşıyor ama 5 tane kilise yapılmış. Buradan şunu çıkarabiliriz. Burada yaşayan insanlar aslında dinlerine bayağı bağlılar. Neredeyse hani her yaşam alanında bir tane kilise bulunuyor diyebiliriz. Ve burası da işte ana kilise. Tarihte görüyorsunuz işlev görmüş. Bugün de halen kullanılmaya devam ediliyor. 12. yüzyılda ülkemizde Kapadokya'dan esinlenerek, oradaki kiliselerden esinlenerek insanlar bu kiliseyi inşa ediyorlar. Aslında kiliseyi inşa ediyorlar demeyelim, kayayı oyarak yapıyorlar. Biliyorsunuz Kapadokya'daki yapıların çoğu, kiliselerin çoğu da kayadan yapılmış, yekpare kayadan yapılmış. İşte bu kilise de oradaki kiliselerden esinlenerek bugüne kadar gelmiş. Sant Emilio kasabası farklı farklı tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. Ama en dikkat çekici yapısı işte bu kilise. Taşların ince ince özenle oyularak yapıldığı kilise Avrupa'da da ender görülen yapılardan. Şimdi mağaranın içine giriyoruz. Yeraltı Kilisesi. Dünyanın en büyük yeraltı kilisesinin içindeyiz şu anda. İşte beklenen tarihi mekandayız. Burası Avrupa'nın en büyük yeraltı kilisesi. Tabii kiliseye ilk adımınızı atar atmaz ne dikkatinizi çekiyor? Görüyorsunuz yanında böyle boşluklar var, oyuklar var. Bunlar aslında mezar. Ama bu mezarlara herkes gömülemiyormuş o zamanlarda. Para konuşuyormuş. Zenginler gömülüyormuş. Yeni doğan bebekler gömülüyormuş. Onların mezarları da bu üst taraftakiler. Aynı zamanda bir de din adamları bu kilisenin içerisine gömülebiliyorlarmış. Fakirlere ne oluyormuş? Orası meçhul. Orayı bilmiyoruz. Ama bu kilisenin aynısından bir de Jerusalem'de de olduğu söyleniyor. Kudüs'te de yer bulan bu kilisenin ikizi bugün Sant Emilio için önemli bir turizm mekanı. Oo, çok korkunç, enteresan ve heybetli bir yere giriş yaptık. Yeraltı ilginç bir ziyaret yeri oldu bizim için. Şu anda Avrupa'nın en büyük yeraltı kilisesinin içindeyiz. Tabi tarihi kilise bugün halen kullanılıyor, ibadete açık. Sabahleyin de burada ayin varmış, insanlar gelmişler görüyorsunuz ibadetlerini yapmışlar, mumlarını da yakmışlar. Bugün taşların üzerindeki asırlık motifler de halen görülebiliyor. Petrus Bey'in evine konuk olduk. Kendisi Sant Emilio'da yaşayan tam bir Fransız asilzadesi. Bize evine misafir etti ve şimdi hep beraber öğle yemeği yiyeceğiz. Ama Yakupcan görüyorsunuz benden daha heyecanlı yemeği yemek için. We want to say thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gerçekten çok güzel sevgili izleyiciler. Evi söyleyebilirim. Avlusu muhteşem, bahçesi muhteşem. Şu anda da yemek salonundayız. Şömine'nin tam da önünde gayet güzel bir öğle yemeği yiyeceğiz. Menümüzde ne var? Muhakkak ve muhakkak.
Sen de Emilyon'a gelindiği zaman tadılması gereken bir lezzet var. Ördek eti burada çok meşhur. Ördek eti meşhur olduğundan dolayı öğlen yemeğimizde de ördek yiyeceğiz. Görüyorsunuz harika kızarmış bir ördeğimiz var ve yanında da olmazsa olmaz patatesi yiyeceğiz. Hemen şöyle ben ördek etini ilk kez burada tadacağım. Değerli dostlar, bir yanında Yakupcan olduğundan dolayı kesmekte zorlanıyorum ama işte etimi çıkardım ve ördek etinin tadına bakıyorum. Çok lezzetli. Aynı tavuk eti gibi. Saint Emilion'da en meşhur şeyler arasında üzüm bağları var. Yol boyunca tüm arsalar bağlarla kaplı. Hem beyaz hem de kırmızı üzümler enfes görünüyor. Bordo denildiği zaman aklına geliyor, meşhur üzümleri geliyor ve Bordo'nun en güzel üzümleri de şu anda bulunmuş olduğumuz Saint Emilion kasabasında bulunuyor. Bakar mısınız? Çok güzel bir zamanda geldik. Hello, bonjour. Çok güzel bir zamanda geldik. Hasat zamanında geldik dostlar. Üzümler burada var ya, havada uçuşuyor. Bonsoir. Görüyorsunuz insanlar şu anda ne güzel de üzümleri topluyorlar. Bakar mısınız? Oh oh oh, siyah üzümler şu anda muhteşem görünüyor. Yakupcan'la beraber şu anda harika bir üzüm bahçesine geldik. Üzüm bağı diyelim. Üzümü en lezzetli haliyle yemek için bu mevsimde gelmek lazım Saint Emilion'a. Yaz da olsa kış da olsa burası gerçekten enfes lezzetler yaşatıyor. Dünyanın en lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği Saint Emilion'a dünyanın dört bir tarafından bu üzümleri toplamak için işçilerin geldiğini öğreniyoruz. Yakupcan'la birlikte üzüm bağlarının arasında geziyoruz. Biraz önce çok güzel hasat yapanlarla beraberdik ama tabii hasat yapanların şefi geldi. Hasat yapanları konuşturuyoruz, onları işlerinden alıkoyuyoruz diye. Bizi bağından böyle tabiri caizse kovdu dersek doğru olur. Çünkü hem hava kararıyor, hem yağmur geliyor, hem de geç kaldıklarından dolayı kesinlikle onları konuşturmamamızı istediler. Biz de başka bir üzüm bağı bulduk. Kendimizi bu güzel bağa attık. Gerçekten üzümlere şöyle bir eğileceğim ben. Ah! Var ya, bu üzümler ne üzümler sevgili izleyiciler. Gerçekten çok güzel görünüyor. Harika bir mevsimde geldik. Tam üzümün hası tadılmak isteniyorsa buraya gelmek gerekiyor. Saint Emilion üzümün diyarı diyebiliriz. Çok güzel üzümler var. Biz tabii üzümlerin tadına bakmak isterdik, üzümleri yemek isterdik ama beyefendi izin vermediğinden dolayı kesinlikle üzümlerine tadına bakmıyoruz. Günah olmasın, yanlış anlaşılmasın ama böyle de bakmak güzel, böyle de bakmak keyifli. Buranın üzümlerinin çok lezzetli göründüğünü söyleyebilirim. Başka bir yerde üzümün tadına da bakarız. Hiç sorun değil. Değil mi anne? O kadar çok üzüm var ki yüzlerce işçi çalışıyor bağlarda. Bağların arasında, üzümlerin arasında, ormanın içinde çok gizemli bir tane şato bulduk. Ve biz de Dünyayı Geziyorum ekibi olarak şatonun gizemini, görkemini sizlere göstermek için şatonun bahçesine girdik. Ve bugün halen bu şatoda yaşayan birileri var. Orta çağdan kalma bir şato ve tarihi bugüne taşıyan en güzel yapılar arasında yer alıyor. Kubbeleriyle, kapkara çatısıyla aynı filmlerden fırlamış gibi bir havaya sahip bu şato. Şimdi bakalım içeri girebilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Şansımızı deneyeceğiz. Fransa şatolar diyarı. Fransız zenginlerin hepsinin neredeyse bir şatosu var. Şatonun sahibinden izin de aldı. Kendisi gerçekten çok sıcak bir insan. Tabii gelin evimde çekim yapabilirsiniz, manzarasını çekebilirsiniz dedi. Kendisine teşekkür edeceğiz. We want to say thank you very much. Thank you. And your house is very very nice, you know. Thank you. And what can you say about your house? Don't you afraid when you live here in the night? Yes, there is. What do you call a phantom in English? The horse, yes. Yes. I can hear him. Tabii, akşam olduğu zaman korkmuyor musunuz? Burası çok büyük dedim. Beyefendi gerçekten çok espiritüel. Dedi ki evet, hayaletlerin seslerini duyabiliyorum dedi. Yes, very nice house, you know, very nice. Thank you. Okay, see you. Şimdi ne yapacağız? Tabii evin içine tabii giremeyebiliriz ama bahçesini ve manzarasını, güzelliklerini sizlere göstereceğiz. Burada beyefendi bir de yalnız yaşıyormuş. Ailesiyle beraber de değil, ailesi başka bir yerde yaşıyormuş. Kendisi buraya kafa dinlemeye geliyormuş. Genelde de burada kalıyormuş. 17 yıl önce satın almış bu şatoyu. Gerçekten çok görkemli. Hadi manzarasına bakalım. Ben şöyle ilerliyorum. Ormanın içinde olağanüstü bir şato burası. Eğer yolunuz Bordeaux'a düşerse muhakkak Saint Emilion'a gelmenizi tavsiye ediyoruz.
Saatlerimiz sabah saat 8'i gösteriyor. Çevreye bakıyorum akşam saat 8 gibi ama inşallah birazdan hava aydınlanacak. Çekimlerimize de başlayacağız. Yakupcan da görüyorsunuz gayet keyifli. Mikrofonu yese de sorun yok. Bu arada tabii kahvaltıdan bahsetmek istiyorum. Fransa'dayız, Bordeaux'dayız. Fransız geleneklerine uygun bir şekilde kahvaltımızı gerçekleştiriyoruz. Kruvasan yiyeceğiz ve yanında da kahve içeceğiz. Ay evet, Yakupcan da evet diyor. Bu arada şimdi biz burada kahvaltımızı yaparken otelin müdürü beyefendiyle karşılaştık. Kendisi Türk. Acaba hangi rüzgar sizi attı buraya? Sizi bir tanıyabilir miyiz diye sormak istiyorum. Merhabalar, ismim Moïse. Aslında Fransa'da doğdum, yani Fransa'da doğdum, büyüdüm. Tesadüfen buraya denk geldik çünkü kayınvalidemiz Bordeaux'lu ve buraya taşındık yani. O zaman gelin Fransız. Gelin Fransız. Peki hemen şunu soracağım. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Mutlu musunuz? Hayat nasıl? İşler nasıl? Hayat şartları burada gerçekten harika. Ben aslında Parisliyim ama kıyaslanmaz bir şekilde Paris adeta bir şey, orman, vahşi bir orman olmuş. Biz burada çok mutluyuz. Haritada bulamayacağınız, keşfedilmemiş yerleri göstereceğiz size. Bordeaux'daki keşiflerimize devam ediyoruz, seyahatimize devam ediyoruz. Ve şimdiki rotamızda Arkaşon kasabası, Bordeaux'a 40-45 dakikalık mesafede bulunuyor. Rehberimiz Jennifer Hanım'la buluştuk. Sağ olsun bize şoförlük yapıyor, bize rehberlik yapacak. Ve Arkaşon kasabasını Jennifer Hanım'la beraber keşfedeceğiz. Kendisi Arkaşon kasabasının yerlisi. Sağ olsun bizimle beraber zaman harcayacak, bizimle beraber gezecek ve kasabasını bize gösterecek. Dünyanın en güzel köşelerinden birinin burada olduğu söyleniyor ve Jennifer Hanım bizi şimdi oraya götürüyor. Gözlerinizi alamayacaksınız dedi. Çok merak ediyorum nasıl bir yer göreceğiz. Bordeaux'un gizli kalmış bölgelerini şimdi biz açığa çıkaracağız. Temiz ve gösterişli olan kasabanın doğası büyüleyici. Çok ilginç bir yerdeyiz. Gözlerinize inanamayacaksınız gördüğünüz zaman manzarayı. Şimdi rehberimizle beraber yol alıyoruz. Yılda 2 milyon turist geliyormuş buraya. Yolumuza devam ediyoruz. Şu anda ormanın içinden geziyoruz. Orman burası. Dundu Plato olarak isimlendiriliyor bu bölge. Avrupa'nın en ilginç yeri olduğu kadar en uzun kumul alanı olduğu da söyleniyor. Ormanın içerisinde yemyeşil ağaçların arasında gayet keyifli bir yürüyüş yaptık. Ve işte son durağımız burası. Manzaraya bakar mısınız değerli dostlarım? Çölün ortasındayız şu anda. Ormanın içerisinde yürürken bir anda karşımıza böyle bir çöl çıktı. Gerçekten biz de çok şaşırdık. Bu manzaraya kim şaşırmaz ki? Kum da inanılmaz ince, altın gibi. Dundu Plat, Atlantik Okyanusu'nun güney girişinde Bordeaux'a yaklaşık 50 kilometrelik mesafede yer alıyor. Bu enfes tepe deniz seviyesinden tam 110 metre yüksekti. Gerçekten yorulduk. 150 basamak çıktık sevgili izleyiciler. Şu anda 148, 149, 150'deyim. Oo, yalnız var ya, gerçekten şu anda karşılaştığımız manzara tek kelimeyle muhteşem. Gerçekten çıktığımıza, yorulduğumuza değdi. Bir yanımızda orman, bir yanımızda kum, çöl ve bir tarafımızda da görüyorsunuz okyanus bulunuyor. Burası Atlantik Okyanusu'nun kıyısında bulunan muhteşem bir kasaba, harika bir çöl. Gerçekten gözlerimizi şu anda alamıyoruz. Resmen dinleneceğiz. Burada bu kadar yorulduk. Artık bu manzarada dinleneceğiz. Bu çöl Sahra Çölü değil. Avrupa'nın tam da ortasında Fransa'nın batı sahillerinden yükseliyor. Avrupa'nın en büyük kum tepesi olan bu gizemli kum tepesi bu olağan dışı manzarasıyla Bordeaux'un en çok ziyaret edilen mekanlarından biri haline gelmiş. Bilim adamları buranın tam olarak nasıl oluştuğuna dair bir açıklama yapamıyor. Esen rüzgarlarla bu kumların buraya yığıldığı söyleniyor. Bu muhteşem doğa olayı Fransa turizmine çok büyük bir artı sağlıyor. Dünyanın en meşhur sanatçılarının, siyasetçilerinin bu bölgede evleri varmış. Gerçekten ayaklarımızın altından incecik kumlar akıp gidiyor. Aynı zamanda rehberimizin görüyorsunuz burada dürbünü de var. Arkamızda da denizin ortasında bulunan ufak kumdan oluşmuş adalar var. Aynı Maldivleri andırıyor. Yıllardan beri gitgide yükselen bu kum tepesinin içlere ilerlemesi korku yaşatıyor. Buranın aynı zamanda kum kayağı sevenlerin de uğrak noktası olduğunu öğreniyoruz. Arkaşon'un ihtişamına kapıldık bir kez. Artık kentin derinliklerine inme vakti.
Jennifer'la beraber kordonda yürümeye devam ediyoruz. Tabii kendi kasabasıyla ilgili gayet güzel bilgiler veriyor bize. Kasabasını yere göğe sığdıramıyor. Evlerden bahsettik. Gerçekten deniz kenarında muhteşem evler var ve bu evlere paha biçilemiyormuş. Dünyanın en pahalı bölgelerinden biri olduğunu söylüyor Arkaşon için. Ve bu evler gerçekten milyon dolarlardan başlıyormuş sevgili izleyiciler. Çok güzel evlere bakıyoruz. Gerçekten ben de çok beğendim. Yani lüksün, ihtişamın ve zenginliğin adresi diyebiliriz Arkaşon için. Arkaşon ılıman iklimi sebebiyle 12 ay boyunca gözde bir yaşam merkezi. Zenginlerin evleri hep burada. Tabii ki sahilde gezerken Türklerimizle karşılaştık. Size acaba buraya hangi rüzgar attı çok merak ediyorum. Almanya'dan misafirlerimiz geldi. Ablam geldi, yeğenim. Oh. Onları gezdirmeye getirdik sahilde. Harika. Bordo'da mı yaşıyorsunuz? Evet, Bordo'da yaşıyoruz. O zaman hemen soralım. Bordo'da hayat nasıl gidiyor? Alıştınız mı buralara? Alıştım. Bordo benim ikinci vatanım. 6 yaşın... Türkiye'den mi? Evet, olsun. 6 yaşından beri burada yaşıyorum ve evet, mutluyum. Burada olmaktan da mutluyum. Peki ne yapıyorsunuz burada? Zaman nasıl geçiyor? Zaman çok güzel geçiyor. Ailem burada, arkadaşlarım var, arkadaş çevremiz var, sosyal hayatlarımız var. Bordo'yu kelimelere sığdıramıyorlar. Hello, bonsoir. Yes, we want to ask how is life in Arcachon. Comment est la vie à Arcachon? Oui, c'est cool. Şimdi hayat nasıl Arkaşon'da diye soruyorum. Çok güzel diyorlar. Kesinlikle insanlar özellikle işten çıktıktan sonra okyanusun kıyısına geliyorlar. Görüyorsunuz bu şekilde keyifli zaman geçiyorlar. What are you doing here? We are hitting. Bon appétit. Akşam yemeklerini görüyor musunuz? Gayet romantik bir şekilde fazla para harcamadan okyanusun kenarında iki arkadaş yiyebiliyorlar. Tost diyorlar sevgili izleyiciler. Arkaşon kasabasını biz gerçekten çok beğendik. Harika bir tatil kasabası. Upuzun tertemiz altın gibi plajları var. Biz de şu anda plajdayız. Plaj yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ve bu sahil şeridi üstünde birbirinden güzel restoranlar, kafeler var. İnsanlar bu mevsimde halen burada denize giriyorlar. Arkaşon kasabası Fransa'nın en güzel kasabalarından. Ilıman iklimi kasabayı hep cezbedici bir hale getiriyor. Deniz kenarından yükselen Arkaşon'un havasında hep tatil esiyor. Masmavi Atlantik'in dalgalarına bırakmak istiyor insan kendini. Atlantik Okyanusu'nun keyfini hep beraber yaşayacağız şimdi. Bizim için hazırlanan ufak bir tekne var hemen aşağıda. Ona bineceğiz ve Atlantik Okyanusu'nda keyifli ufak bir gezinti yapacağız. Yakupcan'la Atlantik'e yaklaşırken mavinin güzelliğinden alamadık kendimizi. Zenginlerin tatil yeri olarak benimsediği Arkaşon'da herkesin özel bir teknesi var. Turistlere tur yapan teknelerden birine bindik. Atlantik'te gezmek burada bir gelenek. Tekneyle okyanusun üstündeki yaşamlara göz atılıyor. Biz de Yakupcan'la denizin keyfini en iyisiyle yaşadık burada. Atlantik Okyanusu'nun en meşhur yiyecekleri arasında istiridyesi bulunuyor. Ve işte Arkaşon kasabasının da meşhur şu anda istiridye çiftliklerinin önünden geçiyoruz. Görüyorsunuz bayağı geniş bir alana yayılmış. İnsanlar istiridyelerini yetiştirecekleri zaman burada bu şekilde çiftlikler kurarak yetiştiriyorlar. Onlara sahip oluyorlar. En meşhur yiyecekleri arasında bulunuyor. Gelen turistler burada istiridye yiyorlar. Arkaşon'un upuzun bir sahil şeridi var. Bu sahil şeridinin her köşesinden denize girilebiliyor. Arkaşon plajları yemyeşil ormanlarla buluşuyor. Mavi ve yeşil burada eşsiz bir buluşma yaşıyor. Sakin, sessiz ve durgun olan bu plajlar yaz mevsimi geldiği zamansa şıkır şıkır oluyor. Bordo'ya yaklaşık bir saatlik uzaklıkta bulunan Arkaşon kasabası, Atlantik Okyanusu'nun kıyısında olması sebebiyle istiridye çiftlikleriyle de her yere ün salmış durumda. Biz de açıkçası merak ettik bu çiftlikleri ve rotamızı buraya çevirdik.
Bulunmuş olduğumuz Arkon kasabasının en meşhur yiyecekleri arasında ve halkın en önemli geçim kaynakları arasında balıkçılık bulunuyor ve bu balıkçılık da en önemli. Öyleyse İstidye sevgili izleyiciler. Görüyorsunuz şu anda çok güzel bir İstidye çiftliğine geldik. Hanımefendi burada çalışıyor. Denizden çıkartıyorlar istidyeleri. Özel olarak onları işliyorlar ve daha sonra tekrar burada bulunan havuzlara koyuyorlar. Ve hanımefendi de bizim için özel istidyelerini havuzdan çıkardı. Yılda yaklaşık 800 bin tane istiridye çıkarılıyormuş. Ah, çiğ çiğ yedi. Do you like? Yes, I like very much. Çiftliği sahibi istiridyelerin gözünün yaşına bakmadan çiğ çiğ yedi. Arkadaşlar kasabasının merkezindeyiz. Buranın yaklaşık 12 bin kişilik nüfusu var. Ve görüyorsunuz merkezi de oldukça küçük. Ama merkeze baktığımız zaman tarihi ufak yapılarıyla dikkat çekiyor. Bir de bu kasabanın şöyle bir özelliği var. Biz şu anda yazlık kısmındayız ama bir de Arkaşon'un en yüksek noktaları buranın kışlık kenti olarak isimlendiriliyor. Kışlık noktası olarak isimlendiriliyor ve şimdi oraya doğru yol alıyoruz. Bakalım acaba kentin kışlık noktası nasıl? Böyle bir yazlık kasabanın kışlık noktası nasıl olabilir diye merak ediyoruz. Dar ve tarihi sokakları aşarak ilerliyoruz. Geçtiğimiz tüm dar sokaklar Fransız ruhunu, geleneklerini sonuna kadar hissettiren şekilde yapılmış. Buranın en yüksek tepesine çıkıyoruz ama çok ilginç bir detay var. Tünelden geçip asansörle çıkıyoruz tepeye. Hadi bakalım. Lüksü hissetmemek elde değil. Merdiven yok, özel asansör yapılmış tepeye ulaşmak için. Kasabanın en manzaralı noktası burası. Çok güzel parklar var burada. Bölge parklarıyla insanı yeşile aşık ediyor. Çiçeklerin güzelliğine ise diyecek yok. Geçtiğimiz her nokta bizi kendine hayran bırakırken bu bölgede villalarının güzelliğiyle hep baş döndürüyor. Fransa'nın dillere destan tatlarını tatmanın tam da zamanı. Karın doyuracak harika alternatifler var. Atlantik Okyanusu'nun kıyısındaki Arkaşon kasabasındaki gezimize devam ediyoruz. Yakup Can'la birlikte gayet keyifliyiz. Ne yapıyoruz şimdi artık? Yemek yemeye geldi sıra. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Okyanusun kıyısında muhteşem bir restorandayız. Buraya gelindiği zaman muhakkak tadılması gereken yiyecekler arasında deniz ürünleri var. Ve önce yemeğimize balık çorbasıyla başlıyoruz. Böyle güzel bir çorbamız var. Balık çorbasından başlayacağız. Ardından somon balığı gelecek ve daha sonra tatlımızı yiyeceğiz. Balık çorbası Arkaşon'un spesiyalleri arasında. Tabii balık da olmazsa olmaz. Of, çok güzel görünüyor. Tabii deniz kenarında ne yemek lazım? Balık yemek lazım. Bordo'da yine çok şanslıyız. Yine çok güzel bir odada kalıyoruz. Hemen söylemek istiyorum. Otel daha yeni bir otel olmasına rağmen Bordo'nun en ilgi gören otelleri arasında. Tabii mimarı Türkmüş. Türk olduğundan dolayı baktığımız zaman dekorasyonda Türk, Osmanlı ve Fransız izleri görülüyor. Ama ne kadar güzel bir odada kalıyoruz yine. Kocaman, geniş, görüyorsunuz kocaman yatağımız var. Yakupcan'ın beşiği hazır. Her taraf çok aydınlık döşenmiş. Ama bu odada iş nerede bitiyor? Banyoda bitiyor. Hemen şöyle geliyorum banyoya. Gerçekten çok güzel bir banyosu var. Kocaman küveti var. İki kişilik lavaboları var. Şöyle hemen ilerliyorum. Bakıyorum ne var burada. Burada da ufak bir duşu var. Çok şanslıyız. Güzel bir odada kalıyoruz yine. Bu günümüzü, bu gecemizi bu otelde geçireceğiz. Yakupcan şu an artık ek gıdaya başladı. Ek gıdaya başladı ama pek arası yok. Yoğurt yedirmeye çalışıyorum. Hadi annem. Alors décidant de ton sort. Pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort.
Dünyayı Geziyorum da dünyanın en yöresel, en lezzetli tatlarını bulabilirsiniz. Ve Ayhan Hanım'ı takip ettik. Otelin mutfağına geldik. Bizim için muhteşem bir çorba yapıyor. Ne olduğunu merak ettik. Bal kabağı çorbası sevgili izleyiciler. Dedi ki buraya gelindiği zaman muhakkak ve muhakkak bal kabağı çorbasını tatmanız lazım. Yakupcan'la beraber biz de mutfaktayız şimdi. Usta eller olarak Ayhan Hanım'a yardım ediyoruz. Ona moral veriyoruz. Ona destek sağlıyoruz. Gerçekten çok güzel bir çorba oldu. Ve görüyorsunuz tabağımızı değil mi? Very special, ha? Plate. Evet, çok özel bir tabak. Oo. Ve bal kabağı çorbamız şu anda hazır hale geldi. Çok güzel. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Yakupcan da bu arada mikrofonu yemese iyi olurdu ama artık ona da afiyet olsun diyeceğiz. Gracias. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Çok güzel oldu sevgili izleyiciler. Şimdi çorbamızın tadına bakacağız. Birazdan da ne yiyeceğiz? Çok özel bir elmalı pasta yapıyor bizim için. Fırında elmalı pastamız da pişiyor. Fırından böyle of öyle bir kokular yayıldı, öyle bir dumanlar çıkıyor ki Ayhan Hanım artık pastamızı alacak. Yes, aman dikkat ediyoruz, Yakupcan'ı yakmayalım dedi. Oh, çok güzel görünüyor ya. Bakar mısınız? Very nice. Yes, öyle bir koku var ki sevgili izleyiciler. Böyle şimdi elmalı pastanın içine gireceğim. Muhteşem elma kokusu, şeker kokusu karışmış ve harika kokular meydana çıkardı şu anda. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar, bakın hanım eli değdiği ne kadar da belli. Şimdi hop elmalı pastamızı çeviriyoruz. Voila! Yes! Bravo! Yavaş yavaş çıkartıyoruz. Elma var ya, yalnız erimiş, muhteşem olmuş sevgili izleyiciler. Yakupcan, kamerayı bırakır mısın? Oo. Hafiften de yakmış ama çok güzel görünüyor. Yes, Fransa'nın tarta tatan yaptık sevgili izleyiciler. Fransa'nın en meşhur tatlısı elmalı pasta diyebiliriz. Tadına bakmak için sabırsızlanıyoruz. Masamıza gidiyoruz. Masamızda da büyük sürprizler bekliyor bizi. Yer misin Yakupcan? Evet, Yakupcan ekmeğe bayılıyor bu arada. Of. Bu arada 18. yüzyıldan kalan muhteşem yapılarıyla ön planda ve arkamızda da görüyorsunuz muhteşem bir yapı bulunuyor. Opera binası. Opera binası zaten Bordeaux'un övündüğü yapıları arasında. Tabii baktığımız zaman gerçekten gözlerimizi alamıyoruz. Yapının üzerine baktığımız zaman da ne var? Yunan tanrıçalarının modelleri işlenmiş. O kadar sanatsal bir kent ki burası. İnsanlar opera binasının önüne geliyorlar. Görüyorsunuz burada sanatlarını icra ediyorlar. Hello. Very good. May I look? What are you doing? Oh wow. You are very good artist. Very good. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler, şu anda adeta bu yapıyı resmen hanımefendi kağıda dökmüş. İnsanlar bu meydanda sanata teslim oluyorlar. Opera binası öyle bir noktada ki meydanın her dar sokağı bu binaya çıkıyor. Ve işte şimdi Bordolular için oldukça önemli olan bir mekandayız. Neresi burası? Tarihte kölelerin alınıp satılmış olduğu meşhur cadde. Kölelerle, kölecilikle ve köleleri alıp satma işiyle uğraşan iş adamları işte bu cadde üzerinde köle ticaretini gerçekleştirmişler. Afrikalı köleler işte bu cadde üzerinden satılmış. Özellikle Amerika keşfedildikten sonra hep bu köleler Amerika'ya gönderilmiş. Yeraltı kaynaklarını çıkarmak için, ekme işlerini yapmak için işte buradan gönderilen köleler o işlerle ilgilenmişler. Yakupcan'ın arkadaşı diyebiliriz. Biz burada çalışırken hemen yanımıza geldi. Yakupcan'ı çok sevdi. Kornalarını gösterdi ona. Bisikletinin üstü görüyorsunuz. Çeşit çeşit kornalarla dolu. Her türlü hayvan şekli var. Hemen size göstermek istiyorum. Kuş mu dersiniz? Zürafa mı dersiniz? Deve mi dersiniz? Hepsi burada bulunuyor bisikletin üstünde. Hepsini de çalıyor beyefendi. İnanır mısınız? Yola giderken hepsiyle oynuyor. Dar sokaklarda gezerken yollar bizi nehrin kenarına, tarihteki gümrük binalarının önüne çıkardı. Bordeaux tarihten bugüne dek çok önemli bir liman kenti ve ticaret kenti olmuş. Bunun en önemli nedeni ise hemen kentin ortasından geçen Garonne Nehri. Garonne Nehri sayesinde insanlar burada ticaret yapmışlar ve bugün de bu özelliğini halen korumaya devam ediyor.
Para 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 demiş Napolyon, dünyayı avcunun için almaya çalışmış. Hatta hedeflerinden biri de şuymuş, dünyayı bir ülke yapıp başkentinde İstanbul yapmak istiyormuş. Ama bu hedefine kavuşamamış. Ve Bordeaux'a da gözünü dikmiş Napolyon, Bordeaux'a sahip olmak istemiş. Paris'ten bu tarafa doğru gelmiş, hemen karşıda durmuş ama Bordeaux'a geçememiş. Niye? Çünkü nehrin üzerinde köprü yokmuş. Askerlerine emretmiş, demiş ki buraya köprü yapın. Ve işte arkamızdaki köprü Napolyon Köprüsü olarak geçiyor. Bordeaux'un ilk köprüsü. Görüyorsunuz şu anda da tarihi köprü sapasağlam duruyor. Halen de ulaşımda kullanılıyor. Bordeaux'larla Napolyon'un arasının pek iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bordeaux'lar hatta Napolyon'u hiç sevmezlermiş. Tarihte para hep Bordeaux'da dönmüş. Bu nedenle düşmanı da çok olmuş. Zaten köle ticareti de burada dönüyordu. Paranın merkezi de burası olunca insanlar kentlerini korumak için kentlerin çevresine büyük büyük surlar inşa etmişler. O surlardan tabii bugün çok fazla bir eser kalmamış ama kentin giriş kapısı, ana giriş kapısı görüyorsunuz. Adeta bir kale suru gibi inşa edilmiş, kale gibi inşa edilmiş ve işte bugün de halen o dev kapıyı Bordeaux'da görmek mümkün. Bakar mısınız? Adeta şato suru gibi. Bordeaux sakin bir kent. Yolları, caddeleri tertemiz, bakımlı. Tarihle iç içe olan hayatların mimari burası. Kente giriş yapılan o görkemli kapıyı geçince insan kendini zaman tünelinde buluyor. Hep birbirinin benzeri olan evler, mimariler dikkat çekiyor. 18. yüzyılın esintileri insanın kente odaklanıp kalmasına sebep oluyor. Bordeaux'un en meşhur caddelerinden birindeyiz. Saint-Catherine Caddesi burası. Trafiğe kapalı bir cadde. Bu nedenle Fransa'nın en uzun yürüyüş ve alışveriş caddesi olarak biliniyor. İnsanlar özellikle iş çıkışında buraya geliyorlar. Arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla keyifli zaman geçiriyorlar, alışveriş yapıyorlar. Aynı zamanda cadde görüyorsunuz, tarihi yapıların arasında olduğundan dolayı oldukça orijinal bir havaya da sahip. Saint-Catherine Caddesi Bordeaux'un olduğu kadar Fransa'nın da en meşhur caddelerinden. Cadde şehrin en lüks mağazalarına sahip. Caddede yürürken genç nüfusun fazla olduğunun farkına varıyoruz. Sebebi de burada yer alan Bordeaux Üniversitesi. Bordeaux Üniversitesi Avrupa'nın en büyük üniversitesi ve en iyi üniversitelerinden. Katolik inancına ait olan Hristiyanların muhakkak kentlerinde ana bir tane katedral bulunuyor ve işte Bordeaux'un ana katedrali de şu anda arkamızda bulunuyor. Saint-André Katedrali aslında burası Bordeaux'lar için tarihi olduğundan dolayı çok önemli. 11. yüzyılda inşasına başlanıyor. 16. yüzyıla gelindiği zaman hala inşası bitmiyor ve bugün de inşasını tamamlamak için insanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Bu Roma Katolik Katedrali'nde 1137 yılında 6. Louis'nin taç giymesi burayı Bordeaux'lar için çok daha anlamlı hale getiriyor. Ayrıca burası bir başpiskoposluk. Fransızlar burayı bir anıt olarak görüyorlar. Bordeaux'u biz gerçekten çok beğendik ve şimdi Bordeaux'a yapılan uçuşlarla ilgili bilgi alacağız. Merhabalar. Merhaba. Acaba sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Cenk Açıkgöz, Türk Hava Yolları Bordeaux Müdürü. Uçuşlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Uçuşlarımız 12 Haziran'da başladı. İstanbul'la Bordeaux arasında 4 sefer olarak. Pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri. Halen de bu şekilde devam ediyor. Uçuşlarımızın doluluklarından gayet memnunuz. O yüzden Aralık başı itibariyle cuma günleri bir sefer daha ekliyoruz. 5 sefer olacağız. Gerçekten çok güzel. Peki Bordeaux nedir sizin için? Nasıl yaşam burada? Hayat nasıl gidiyor? Bordeaux güzel bir şehir. Türkiye'den gelecek olanlara da tavsiye ederim. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, sizin de gördüğünüz üzere tarihi, doğası gerçekten görülmeye değer olduğunu düşünüyorum. Sadece Bordeaux değil, Bordeaux'un etrafı da, Akitanya bölgesi gerçekten güzel, görülmeye değer şeyler sunuyor. Evet, gerçekten biz de çok beğendik Yakup Can'la beraber. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Başarınızın devamını diliyorum. Ben de size. Tatilin en lüksünü, en görkemlisini getiriyoruz Yakup Can'la beraber evlerinize. Neredeyiz? Güney Fransa'dayız. Nice'deyiz, Nice. Dünyanın en güzel sahillerini, zenginliği, kaliteli hayatları izleteceğiz size. Nice'in en çok ziyaretçi çeken kasabalarından birine geldik. Fransa'nın efsanevi kasabası Saint-Paul-de-Vence. Burası öyle bir yer ki öyle herkes kolay kolay giremiyor.
İşte şu anda beni benden alan manzaranın tam da içindeyiz. Eğer ömür uzatan manzaralar istiyorsanız kesinlikle Kotta hazır. Dünyanın en lüks, en zengin yaşamları haftaya hayallerinizi süsleyecek. En merak edilen kent burası, Kandayız. Film festivaliyle ün salan kentin gizemli adası. Sen Hadorat Adası'nı belki de ilk kez göreceksiniz. Deniz, güneş, tatil haftaya. Güney Fransa'da yaşayan yereller, zenginler nasıl yerlerde yaşıyorlar diye merak ettik. Onların yaşamına dahil olduk. Çarşı pazar gezeceğiz. Deniz'in en güzeline bakacağız. Bu arada bizi Facebook'tan ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter adresimiz ise dunyayigeziyor. Haftaya Nice'de buluşmak üzere.